Evet, Klas TV izleyenleri, Altınova'nın gündemini belirliyoruz. Evet, abimiz var burada, bir fikrini alalım. Hangi partiyi destekliyoruz? Demokrat Partiliyim ama CHP'ye oy vereceğim. Niye vereceğimi de şöyle diyeyim. Sistemin değişmesi için, bu sistem Türkiye'ye gitmez. Dolayısıyla normal Avrupa gibi hür, adil, hür seçim olması lazım. Seçim hür değil ki. Seçim derken aynı denk olacak ki, eşit olacak ki seçim yapasın. E sen gidiyorsun uçakla, ben geliyorum eşekle. Nasıl getireceğim ben sana? Değil mi? Onun için yani normal adil bir seçim olması lazım. Onun için o da şeffaf, adil, adalet olan yerde her şey olur. Adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Ha, belki bugün gücünle bulundurursun. Her türlü şeyi kullanırsın ama zorunda işte bizim gibi insanlar da zor duruma düşeriz yani. Tamam, çok teşekkür ederiz abimize. Abicim sen ne diyorsun? Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunumu kullanacağım. Evet. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, tabii değişim artık şart yani. Bugünkü gelinen büyük sorun var artık yani. Bu sorunu kaldırmamız lazım. Çok da memnun olmasak da mecburiyetten dolayı Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'den bayağı bir beklentiniz var o zaman. Tabii ki. Başka bir çaremiz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Siyasi görüşümüz nedir? Bir hafta kaldı seçimlerimize. Ne düşünüyorsunuz? Siyasi görüşümüz Yasemin Hanım'dan yana. Daha önceki seçimlerde iyi çalıştığını gördük. Çok küçük bir olana kaybetse de bu dönem kazanacağına inanıyoruz. Yani çalışmaları da o yönde zaten. Altınova kesimden de büyük bir oy almış zaten şu an. Sadece bir hafta sonra zaferimizi kutlayacağız. Bunu bekliyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Şöyle hemen devam edelim. Abicim iyi günler. Seçimlerimizde bir hafta kaldı. Bugün biz Klas TV olarak Altınova'nın nabzını tutuyoruz. Seçim görüşünüz nedir? Bir öğrenebilir miyiz? Bence değişim olması lazım artık. Değişim olması lazım. Yeter artık. CHP mi ya da farklı parti mi? Ben kendim işverenim. Geldim burada ota yıkamacılık yapıyorum. Dershanelerde işverenim normalde. Geldik burada ota yıkamacılık yapıyoruz. Yani bunda bir neden var demek yani. Benden burada sağ olun. Partiden ziyade değişim diyoruz artık. Değişim. Tamam. Peki, teşekkür ediyoruz. Sizler söylemek ister misiniz? Biz de değişim olarak Altınova'ya kim yakışıyorsa onu istiyoruz. Yani burası büyüyen bir yer. Evet. Gemi sektörü burada hızlandığı sürece burası çok hareketlenecek ve büyüyecek. Tabii belli bir alana gelmiş ama tabii bundan sonraki süreçte hangi parti, B partisi, merkez belli bir süreçlerde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önemli olan icraat. Kim yapacak bakacağız, göreceğiz. Şu anda bir siyasi görüşüm de yok yani. Açıkça arada kaldık. Oy bile kullanmayacağım gerekirse. O yüzden kim hayırlısıysa o gelsin burası için. Çok teşekkür ediyoruz. Seçimlere bir hafta kaldı. Seçimler konusunda ne düşünüyorsunuz? Adalet düşünüyorum. Bir vereceğimiz yer belli midir? İçimde belli, kalbimde belli. O zaman hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun Türkiye Cumhuriyeti için. Ama engelli bir bireyim. Fiziken evet hiçbir şeyim yok ama nedense bu Yalova bana hiçbir imkan sağlamadı. Bir iş bile becerip veremedi. Bu konuda gerçekten çok üzgünüm. Yalova'yı terk etmeyi bile düşünüyorum. Yeri geldi bir kaymakamlığa gittim, yeri geldi valiliğe gittim. Yalova'da benim çalışabileceğim bir uygun iş yokmuş. Bu yüzden Yalova'yı artık sevmiyorum. İster yayınlayın, ister yayınlamayın. Çünkü bir engelli birey olarak hep dışlanıyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Gene bir seçimden sonra bir şansımızı deneyelim. Ben artık deneye şansımı bıktım. Şansım olmadığına inanıyorum. Ne diyelim, hayırlısı olsun, iyi olur inşallah. Adalet yerini bulacaktır inşallah. Burası için en hayırlısı kimse o kazansın. Çok teşekkür ediyoruz, iyi günler. Klas TV olarak bugün Altınova'dayız. Altınova'nın nabzını tutuyoruz. Siyaset için neler düşünüyorsunuz, görüşleriniz nedir? Bir öğrenelim sizden. Bir hafta kaldı. Şimdi biz esnaf olduğumuz için o parti bu parti diyemeyiz. Hı-hı. Ama inşallah hayırlısı hangisiyse, halk kimi öngörürse, hayırlısı kimse o olsun. Ama güzel bir çekişme oluyor yani. Güzel bir çekişme var diyorsunuz. En azından böyle şey yok. Sataşma yok, bir şey yok. Güzel bir şekilde ikisi ilerliyor. Üçü de ilerliyor, dördü de ilerliyor diyebiliriz. En güzel tarafı da bu zaten. Kavgasız, gürültüsüz. Aynen, en güzeli. Herkes birbirini tanır. Küçük bir yer olduğu için kimse şey yapmaz yani. İlla kavga gürültü olacak diye bir şey yok yani. Aman olmasın. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diyoruz, iyi günler. Gençler, seçimlere bir hafta kaldı. Ne diyorsunuz bakalım, bir görüşleriniz nedir? Oy kullanacağız mı? Ben kullanmıyorum ki. Sen kullanmıyorsun, hayırlısı olsun. Sen ne diyorsun?
Hadi iyi olan kazansın. Kafamızda bir şey yok mu şöyle? Tabii var, herkesin kafasında var. Teşekkür ediyoruz. Seçimlere bir hafta kaldı. Nedir şöyle bir görüşlerini alalım senden? Müşterim, değişim şart diyorum artık. Yani hayırlısı kimse o olsun diyoruz. Eski başkanımıza selamlarımız olsun, Allah'a emanet olsun. Deva var, çare var diyoruz. Deva çare. Deva var, çare var diyoruz. Tamam. Deva partiliyiz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. İyi günler. Seçimlere bir hafta kaldı. Hangi partiyi destekliyorsunuz? Alalım mı? Vallahi hayırlısı neyse olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Hayırlısı. Hayır. Kafamızda bir şeyler yok yani. Hayırlısı neyse olsun. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Böyle seçimlerimize bir hafta kaldı. YouTube üzerinden yayın yapıyoruz. Tamam. Bir görüşlerini alalım mı? Neler düşünüyorsunuz? Hayır, şimdi şöyle yeni seçimle ilgili mi diyorsunuz? Evet, seçimle ilgili. Ya biz Yasemin Hanım'a vereceğiz. Neyse ona vereceğiz. Çünkü önceki dönemde 20 senedir yiyenler bir temizlensin de yenileri gelsin yani. Onlar şişti şimdi yani, zayıflar var piyasada, bir onlara geçsin. Yani öyle olsun yani. 20 sene oldu yani bu, 20 sene. Kendi evleri gibi belirlemişler yani. Ben bak 20, 40 senedir buradayım ben. Bir sefer belediyeye girdim, o da geçen su kartım kaybolmuştu onun için. Adını öyle bir benimsemiş ki yani. Yani kendi evleri gibi adam, o giriyor çıkıyorlar, problem yok. Bir temizlensin yani. Bir değişiklik her zaman iyidir, yenilik her zaman iyidir. Tamamdır. Yani kör görüşlü olmaya gerek yok yani, yok. Hani aynı partiden gitsin falan, öyle bir şey yok yani. Peki. Her zaman iyidir. Tamam, çok teşekkür ederiz. Eski bir şeye binerim o zaman yani. Yeniye binmeyeyim de eskiye mi binelim? Öyle tabii canım, yenilik her zaman iyidir yani. Ne yapayım, eski kamyonla mı gezelim trafikte? Uçalım mı yani yolda? Seçimlere bir haftamız kaldı. Oy ne düşünüyoruz? Neresi? Vallahi oy hiç belirsiz de. Belli değil diyorsun. Yok, hiç belli değil. Hayırlısı olsun diyelim. AK Parti kazanabilir. Kim kazanabilir? AK Parti. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler diyoruz. Seçimlere bir haftamız kaldı. Tamam. Tam böyle Deva Partisi'nin önündeyiz. Evet. Vatandaşımız Deva'ya niye oy vermeli? Deva Partisi Altınova'nın sorunları var. Sorunlarını Adem Kahraman biliyor. Kendisi Altınova'nın çocuğu. Altınova'da büyüdü. Altınova'nın sorunları var. Sorunlarını biz ve Deva Partisi Adem Kahraman çözecektir. Halkımızın buna ihtiyacı var. Çünkü Altınova büyümekte olan, gelişmekte olan bir ilçemiz. Altınova sorunlarını da büyüdükçe çoğalıyor. Sorunlarını Altınova'da Adem Kahraman çözecektir. Bu işi biz çözeriz diyorsunuz. Evet, biz çözeriz. Kadrolarımız da, yeteneklerimiz de yerinde. Biz, ekibimiz iyi, biz çözeceğiz inşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Altınova için hangisi hayırlıysa olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. Güzel böyle Karamüsel'den geliyoruz. Büyük Karamüsel TV. Şu anda Klas TV olarak yenilendik. Altınova neden deva desin? Evet, öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Altınova neden deva desin? Altınova gerçekten artık bir dakika kaybedecek zamanı kalmamıştır. Çünkü gerçek manada ülkemizin de bu bölgede hem merkezi hükümetin hem de özel sektör yatırımları bizim bu bölgemizde yeterince var. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapan bir şehrimiz var. Ama şehrimizin halini görüyorsunuz. Altyapı, üst yapı, her türlü ihtiyacımız var. Bizim kamusal altyapıdan tutun, gerçek manada sosyal altyapıya kadar bir dünya eksiğimiz var. O yüzden deva ve deva kadrolarını seçmemiz gerekiyor. Buradan Karamürselli komşularımıza, hemşehrilerimize de buradan bir teklifimiz olsun. Orada da adayımız var, Yunus Bey. Çok başarılı bir arkadaşımız. Damlaya damlaya göl olalım. Değişimi yerelden başlatalım. Dertlerimize deva olalım diye bu modla yola çıktık. Altınova'nın çok ihtiyaçları var. Bir broşür alabilir miyim arkadaşlar? Biz Altınova ile ilgili çok güzel projeler geliştirdik. Altyapı, şehir planlaması ve sosyal hizmet planlamalarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı ilk günden başlatacağız. Şehrimize değer katacağız. Çok güzel teknik bir kadromuz da var. %80 lisans mezunu kadromuz, encümen adaylarımız. Biz de diyoruz ki Altınovalı hemşehrilerimize, lütfen artık liyakatli, işin ehli ve iş bilen kadroları seçelim. Varlık içinde yokluk yaşamayalım. Bu sebepten dolayı herkesi Deva Partisi'ne ve Deva Partisi'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerinde Damla logosuna oy basmaya davet ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Müsait bir vakitte ayrıca
bizleri ağırlarsanız da daha güzel projelerimizi anlatırız inşallah. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun başkanım. İyi günler diyorum. Selamun aleyküm. İyi günler. Seçimlere bir hafta kaldı. Hangi partiyi destekliyor? Şöyle bir yorum alalım mı? O meslek sırrı o. O meslek sırrı o. O meslek sırrı o. Yok, AK Parti'ye yalan değil biz. O da öyle, ben de öyle, bu da öyle. Yalan değil yani. Düşüneceğiz. Gene bir düşünüyoruz galiba, inceden. AK Parti, AK Parti. Biraz değişimden yanayım. Biraz değişimden yanayım. Peki, teşekkür ediyoruz. Seçimlere bir hafta kaldı. Evet. Oyumuz kime? Ne düşünüyoruz seçimler hakkında? Bilgi alalım mı? Oyumuz AK Parti'ye. AK Parti'ye. Sizin? Vallahi oyumuz kime? Oyumuz devlet adamına. Oyumuz iyi niyete, güler insana, temiz kalpli adama. AK Parti'ye Regaip Ahmet Özyiğit. Teşekkür ediyorum. Sizden de alalım abi. Ben de Regaip Ahmet Özyiğit. Aynı şekilde devam ediyoruz. Aynen. Tamam. Abicim iyi günler. İyi günler. Seçimlere efendim. Bir haftamız kaldı. Ne düşünüyoruz? Oyumuz vallahi nereye? Abi hayırlısı neyse olsun abi. Bir şey düşündüğüm yok ben. Ben şeyden bir vatandaşım yani. Tamam, teşekkür. Kime hayırlısı olsun abi. Hayırlısı olsun diyoruz. Altınova kazansın diyoruz. Hadi bakalım. İyi günler diliyoruz. Biz Klas TV olarak bugün Altınova'nın nabzını tutmaya geldik. Yasemin Hanım, maşallah ilgi size çok. Şöyle bir ilk olursa projelerimiz nelerdir, neler düşünüyoruz? Alabilir miyiz sizden? Tamam. Projelerimiz bizim özellikle şöyle, çocuklar, kadınlar ve gençler için, çocukların eğitim hayatına, gençlerin sosyalleşmesine ve kadınların istihdamına yönelik projelerimiz var. Bu projelerimizi de biz kapı kapı dolaşarak kataloglarımızı bıraktık. Halk nezdinde de çok iyi tepkiler alıyoruz, takdir görüyoruz bu yönde. Çalışmalarımız bayağı yoğun diyorsunuz. Aynen. Peki, başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Yasemin Hanım? Başka şöyle, ben bu halkın sağduyusuna inanıyorum. Dışarıdan atamayla atanan birisine değil de buranın kızına sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla 31 Mart pazar sabahı halkla kucaklaşacağız ve o belediyenin kapısı herkese açık olacak, parti ayırt edilmeden. Herkesin belediyesi ve herkesin evi olacak. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. İyi günler diyoruz. Görüşmek üzere. Seçimlere bir hafta kaldı. Hangi partiyi destekliyoruz? Şöyle bir yorum alalım mı sizden? Buyurun. Bir yorum alalım mı? Hangi partiyi destekliyoruz? Seçimlere bir hafta kaldı. Siyaset o bizde kalsın. Biz onu da belirlendiremeyeceğiz. Çünkü burada herkes arkamızdır. Öyle yok. Öyle yok. Bütün adaylar akrabayız. Evet. Ben falan partiye vereceğim. O diyecek ki peki ben ne yaptım sana sen böyle açıkta böyle konuşuyorsun. O gün geldik zaman inşallah nesip nerede olursa biz oraya atarız. Nesip nerede olursa oraya. Tamamdır. Vallahi ben de onlara katılıyorum. Ya burası çok küçük yer. Ben bir sefer bir söyledim. Pişman oldum. Hemen telefon ediyorlar sen falanı dedim filanı. Yani burası küçük yer kurma. Burası küçük yer. Yani sanki bir köy gibi. Onun için biz açılamıyoruz. O zaman Altınova için hayırlısı olsun diyoruz. Altınova için hangisi hayırlıysa o gelsin. O gelsin. Başka biz bir şey diyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Amcacığım iyi günler diliyoruz. Seçimlere bir hafta kaldı. Senin böyle yorumların, düşüncen nedir? Efendim? Seçimle ilgili senin düşüncen nedir? Evet, hayırlısı olsun de. Altınova kazansın diyoruz o zaman. Kazansın. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Seçimlere bir haftamız kaldı. Evet. Oyumuz kime? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu Altınova seçimleri biraz çok karışık. Çetin geçecek. Adaylar kuvvetli, güçlü. Vallahi hakkımızda hayırlısı. Hangisi iyiyse o kazansın. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Vallahi yo, yeter diyoruz da cepheye daha. Cephe bir de değişiklik olsun yani. Herkes AK Parti, AK Parti diyor. Yeter diyorum da. Ve bir vatandaş olarak diyorum yani CHP gitsin yani bu sefer. İktidara gelsin yani. Demek istedim o. Değişim istiyorsunuz yani. Ki değişim daha güzel bir şey ya. Ya kimsenin babasının çiftliği değil. Yeter yani. Hizmetler peki istediğiniz gibi değil mi? Altınova'da nasıl durum? Yok, çalmadan başka bir şey yok.
Satış çalmadan başka şey. Makarna, kömür satma, satılıyor. İnsanları böyle kandırma, öyle gidiyor. Bu iş böyle gidiyor. 20 sene yeter da. Yeter yani. Değişik. Evet, Altınova sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir hareket var tabii, normal olarak bir haftamız kaldı. Tüm partilere denk geliyoruz, halkımızla konuşuyoruz. Regaip Bey ile beraberiz. Regaip Bey, Altınova neden Regaip Bey'desin? İnşallah. Şöyle, Allah nasip ederse 31 Mart'ta AK Partili yeniden bir belediye başkanı olarak devam edeceğiz. Neden? Bizim devlet tecrübemiz var, geçmişimiz var, geçmişimizdeki başarılar var. İnşallah bu başarıları Altınova için kullanacağız. Peki başkanım, şöyle diyelim, seçim olursa ilk projemiz ne olacak? Ben söyledim, tabii bizim büyük projelerimiz var. Büyük projelere hemen başlayacağız bunun altyapısını, ama öncelikle 1 Nisan'da biz üniversite öğrencilerinin hepsine burs vereceğiz dedik. 1 Nisan'da bütün listeyi alıp hepsine burs vereceğiz. Ondan sonra 1 Nisan'dan sonra biliyorsunuz bütün düğün salonlarımız ücretsiz. Altınova'da oturan bütün ailelerimizin çocukları eğer düğün yapacaksa belediyenin düğün salonları ücretsiz. Normalde 100 bin liraya yakın bir maliyeti var. Biz ücretsiz olarak, belediye olarak onlara tahsis edeceğiz. Yani yeni evlilere 100 bin liralık bir katkımız olacak. Gençler bu konuda çok şanslı o zaman. Tabii. Gençlerimiz, yaşlılarımız, büyüklerimiz, tabii bunlar bizim başımızın tacı. İnşallah onlara her türlü belediyemizin imkanları açık, seferber. Ben şunu söylüyorum, belediyenin hiçbir vatandaşla olan hiçbir şey kar amaçlı olmayacak. Belediyenin imkanları vatandaşımızın, halktan gelen halka vereceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Hazır mikrofonu tutmuşken. Yani ben teşekkür ediyorum. Tabii bir haftaya yakın bir süre kaldı, belki 6 gün süre kaldı. İnşallah ben Altınovalıların isabetli tercih yapacağına inanıyorum. Ve burada büyük hizmetler yapacağız, büyük yatırımlar yapacağız. Hükümetimizin ve belediyemizin gücünü birleştirerek her türlü altyapı ve üst yapı ile ilgili ihtiyaçları gidereceğiz. Buna inansınlar. Güzel günler bekliyor bize.